Şimdi Zuva Medya mı diyeceğiz? Gülüp durma oğlum ya. Hapşıracağım galiba. Müşakke. Şimdi bir dakika, nasıl başlayacaktık? Arkadaşlar, videoya başlamadan önce hemen şunu söyleyelim. Konumat grubunu kapatıyoruz. Çocuk yazmış ki egomu konumat mı bir daha değiştiriz? Her hafta isim değiştiriyoruz ara. İlk başta Ego isimli bir grupla başladık. 3 kişiydik. Ondan sonra bir kişi eksildik. Grubun adını Konumat yaptık. İyice karıştı. Ego muydu, Konumat mıydı derken şöyle bir şeye karar verdik. Bundan sonra çıkaracağımız şarkıları kendi isimlerimiz ve düet şeklinde çıkaracağız. Mesela benim mahlasım Çağın. Eren'in mahlası da Eren. Bundan sonraki çıkaracağımız şarkılarda Çağın feat Eren tarzı çıkaracağız. Bunu haber verelim dedik. Bu sayfaya ne olacak? Hemen onu da söyleyelim. Biz şöyle bir karar aldık. Aslında uzun zamandır düşündüğümüz bir şeydi. Evet. Yani. Plak şirketi açıyoruz ve kendi şarkılarımızı oradan çıkaracağız. Plak şirketinin adı Zuva Medya ve bu kanalın adını da birkaç gün sonraya kadar değiştireceğiz. Zuva, o bir marka. Ve bu plak şirketimizin kanalı olacak. Bundan sonra kendi şarkılarımızı bu plak şirketinden çıkarmayı istiyoruz ve yakın zamanda da stüdyomuzu kurup yeni arkadaşları da bünyemize katmak istiyoruz. Henüz faaliyete başlamadık, şirketi kurduk ama sadece şimdilik kendi şarkılarımızla başlayacağız. Hatta canlı yayında Eyvallah diye bir şarkı yapmıştık. 10 Haziran'da onu çıkarıyoruz, haberiniz olsun. Kaç Haziran? 10 Haziran. Haziran'ın kaçı? 10'u. Yani 10 Haziran. Kaçıncı ay? 6. Kaçı? Ama 6 çok saçma oldu. 10 Haziran arkadaşlar. Yeni şarkımız Eyvallah 10 Haziran'da yayında, haberiniz olsun. Bu kanaldan yayınlayacağız. Ve tekrar söylüyorum, kanalın adını değiştiriyoruz. Yani artık Zuva Medya olarak bu kanalı göreceksiniz. Şimdilik bu isimle plak şirketi olarak çıkıyoruz. Ama inşallah yakın zamanda böyle ekibi daha da genişletip dijital pazarlama tarzı, konseptleri de içimize alıp daha da büyümeyi düşünüyoruz. Tabii ki de bunların hepsi zamanla olacak şeyler. Ve desteğiniz de olacak şeyler. Şimdi gelelim içeriğimize. Bugün Belam Ol Başıma şarkımıza gelen kötü yorumları okuyacağız. Biz yorumları görmedik. Aynen öyle. Ekrana vereceğiz değil mi yorumları? Evet, ilk yorum geldi. Konumat adını tuvalette mi buldunuz? Ya bak, yüz yüzeyken konuşuruz. Son feci bisiklet, roket kafalı kız. Yok öyle kararlı şeyler. Çekmecenin pilleri falan. Çekmecenin evdeki saat, masadaki çorap. Yani bu tarz gruplara şaşırmıyorsun. Buna şaşırıyorsun. Bunun sebebi de ne biliyor musun? Onların henüz ünlü popüler olması. Aynen. Yani bizim grubumuzun ismi henüz popüler olmadığı için bu sana garip geliyor. Emin ol, onlar kadar tanınsaydı bu da sana çok güzel gelecekti. Buna ne diyoruz biliyor musun? Popüler kültür diyoruz. Bunu ben gördüm. Bak şimdi bak, bu ne abi? Evet. Ototon basket klasik rapçi. Buna bir şey diyemiyorum çünkü yani şarkıda biraz autotune var. %50 falan. Arkadaşlar, autotune nasıl bir şey biliyor musunuz? Ocak gibi düşünün. Altını açıp kısabildiğiniz ve istediğiniz evet. dereceye getirip kullanabileceğiniz bir şey. Yani ya autotune açık ya da kapalı diye bir şey yok. Ya biraz açma diye bir şey var. Drill yapıldığı zaman drill'e autotune güzel gidiyor. Ama tabii ki de seviyesinde güzel. Aşırı fazla olmadığı sürece bence drill'de autotune güzel duruyor. Sence? Yemeği yakmamak lazım. Ha. Zevk meselesi. Ki biz çok kullandığımızı düşünmüyorum ben. Yani bas geç olduğumuzu düşünmüyorum. Abi kullansak da sesimiz güzel yapacak. Şu istediğimizi kullanırız, ne var bunda. Sen beğenmiyor olabilirsin. Ben beğeniyorum. Ben beğenmiyor olabilirim. Sen beğeniyorsun. Aynen herkes öyle. Herkese göre değişiyor. Pat diye şarkı çıkartmak nedir ya? 10K'ya geçmez tabii. Haklı. Haklı evet. Belam Ol Başıma şarkısını biz yaptığımız zaman onu 2 günde falan yaptık. Ve onu yaptığımız zaman dedik ki bekletmeyelim. Çünkü sürekli şarkı bekletiyoruz. İnsanlar bekliyor diye düşünüp hıp hızlı servis ettik. Direkt 2 günde. Ya yayınlanması ilk defa bu kadar hızlı oldu bir şarkının. Aynen öyle ve reklam yapmadık. Hiç reklamı yok. Hiç bizim arkadaşlarımızın haberi bile yoktu. Şarkının biz bir hafta sonra çıkacağını zannediyorduk. Aa evet, aynen. Ya bize bile çok sürpriz bir şarkı oldu ama pişman değiliz. Reklamsız oldu. O yüzden az izlendi ama sonuçta bu şarkının kalitesiz olduğunu göstermiyor. Aynen öyle. Mesela yayınla. Eyvallah ne zaman çıkıyor? 10 Haziran'da çıkıyor. Nerede? Burada, bu kanalda. Zuva müzik. Burada ne demek? Konu çok sapıyor yoksa güzel. Bazı insanlar şarkıların sözlerine çok önem veriyorlar ya. Genel olarak anlattığı bir şey mesela. Ve haklı da. Mesela evet. Benim verse'de fazla salaş. Yani biraz dağınık, agresif böyle. Agresif. Dağınık şeyler bir yandan nakaratta. Lan pardon, ne bileyim. Aynen. Ferrari, Yes Sembol. Drill işte. Tam bir drill. Tam bir drill. Ama mesela senin kısma gelince duygusallaşıyor. Biraz daha işte filtre kahveler falan. Melanko daha mı? Aynen bu? Melanko. Nakarat. Arabesk. Aynen, nakarat mesela arabesk. Aslında haklı biliyorum. Aslında haklı biliyorum. Evet evet. Ama yani. Biz bunu gözeterek yapmadık şarkı yani. Abi sözleri çok anlamadım ya. Ben bir şey anlamadım ya da gerçekten %25'inin falan sözü uyumlu değildi. Bir de şu vın çık çık yeri yapmasanıza olurmuş. Bir de beatte telsiz sesi falan var.
Onu tekrarlamak yerine bir kere ya da bazı yerlerde kullansanız daha iyi olurmuş. Evet. Evet arkadaşlar, Beat'te bir telsiz sesi var. Gizli koymuştuk. Bu arkadaş onu bulmuş. Tebrikler. Sözleri çok anlamamış. Sözleri anlamamanı ben anlıyorum. Sözler karmaşık. Bir de drill olduğu için ekstra hızlı. Oha geldi. Aha geldi. Başı o kadar sinirli başlıyor ki korkuyorum. Evet, direkt ilk 3 kelimeyi okuduğum an benim böyle... Bak geliyor bak. Ne oldu? Paran mı bitti? Şarkı çıkartıyorsun. Eskiden en sevdiğim şarkıcı ve YouTuber'dın ama artık hiçsin. You are nothing. Neyse bundan parayı kır, sonra bir daha bitince bir şarkı çıkartırsın. Ya canım benim, çok özür dilerim. Seni anlıyorum. Bir şey anlamadım lan, anladığımı zannettim ama hiçbir şey anlamadım. Yani param bittiği için şarkı çıkartıyorsun. Şarkı çıkarttığım için mi gözünden düştüm? Para kazanamadığım para ve şarkı şeyi çıkart. Şeyi düşünmüş. Param bitmeseydi şarkı çıkartsaydın okeydi onun için. Ama param bitti ve şarkı çıkarıyorum. Çıkardığın için artık you are nothing. You are... Çok rahat, çok profesyonel. Kanalın ismi çok kötü. Ve o yüzden ne yaptı? Sen bunu dediğin için... Kanalın yeni adı ne? Zuva Media. Yeah. Zuva, o bir marka. Bu arada Zuva Media ismi nasıl sizce? Bence çok tatlı. Şarkının Burak Bulut ve Kurtuluş Kuşun olduğunu söylesem. Ben de sana hiçbir şey bilmediğini söylesem. Ersin mi bunu yazan? Eren mi? Okuyamıyorum da ama sana çok üzüleceğim ya benim var. Arkadaşlar bu konuda çok fazla yorum gelmişti. Belam Ol Başıma şarkısı bizim. Söz ve müziği bize ait. Zaten ilk biz çıkardık. Bunu da biliyorsunuz. Ama Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş bize ulaştılar ve şarkıyı söylemek istediklerini söylediler. Biz de onlara okuma izni verdik. Onlara okuma izni verdik. Şarkı hala bizim. Bu kadar. Özet. Şarkıyı hiç beğenmedim, yükselemedim, tin tin gidiyor. Belam Ol Başıma tin tin gidiyorsa diğer şarkıların hiçbiri gitmiyor, ben sana söyleyeyim. Şarkıyı 0.25'te dinlemiş olabilir mi? Bence sen yanlış şarkıyı dinledin. YouTube'a git, Belam Ol Başıma yaz, bir dinle. Spotify'de kaldırılmış, umarım buradan da kaldırmazsınız, hüzünlü surat. Şarkı Spotify'da konum at profilinde vardı. Biz de onu sildirdik. Çağın Fit Eren olarak tekrardan Spotify'a yükleyeceğiz. Aynen öyle, yani yakında Spotify'da yeniden göreceğiz Belam Ol. Aynen. Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş daha iyi söylemiş bence. Tamam. Dirili piyasadaki çoğu balonda niye yapıyorsunuz? Hızlısından bir albüm gelir mi? Albüm gelir mi? Albüm biz çok düşünmüyoruz. Ama plak şirketimizden bünyemize katacağımız sanatçılarımızla bol bol şarkı gelecek. Ayrıca bizim plak şirketi açmamızdaki amaçlarımızdan birisi de şu. Bizim gibi yetenekli olup Elinden tutulmayan ve ne yapacağını bilmiyor olan arkadaşlara Yardım eli uzatmak diyebiliriz. Aynen. Çünkü çoğu insan şarkı çıkarmak istiyor, yayınlamak istiyor ya da şarkısını bir şekilde birilerine ulaştırmak istiyor ve bunu yapamıyor. Biz bunu yapacağız. Yaşım 40 ve 7 gün önce şarkıyı Burak denilen çocuğumuzda keşfettim. Sonra buraya geldim. 7 gündür buradayım. Ne zaman bıkacağımı merak ediyorum. Şarkı efsane. Altyapı efsane. Biz eski babalardanız ve ne nedir çok iyi biliriz. Evlat, bu şarkının peşini bırakma. Şiri iyi. Çok çok iyi. Oyun bir şeyler yapıyormuşsun. Boş ver onları. Senin kaybolmaman lazım. Biraz araştırdım. Yanlış şarkına yatırım yapmışsın. Bu şarkıyı nasıl görmezden gelirsin? Efsane bir sago tadında. Bayıldık. Kalp de atılmış yani. Bu yorum hatırlıyor gibi. Ben attım galiba kalbiye. Hocam bu çok güzel bir yorum. Vallahi. Çok tatlı bir yorum. Bu yorum için teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Vallahi biz bu işin peşini bırakmayacağız zaten. Merak etme. Daha yeni başlıyoruz. Yorumları okuduk. Bu arada şarkıya 1000'den fazla yorum geldi ve hepsi o kadar iyiydi ki bunlar için size teşekkür etmek istiyoruz. Kanalın adını birkaç güne değiştireceğiz. Şimdiden haberiniz olsun. Çevrenizde yetenekli olduğunu düşündüğünüz kişiler varsa ve şarkı çıkarmak istiyorsa, nasıl çıkaracağını bilmiyorsa bize yönlendirin. Zuva Medya olarak buradayız abi. Zuva, o bir marka. Tamam, bu kadar. Hadi öpüldünüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.